Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Ben şairlere ilham olan şifalı çene suyunun kaynağıyım. Tabiatın tüm güzelliklerini bir hazine gibi saklar kalbim. Ben Çene Dağı'nın huzur verici ormanları, Tahtalı Göleti'nin berrak suyu, Horasan Ereni Dümbüldek Dede'nin ilim irfan yurdudur topraklarım. Ben milli mücadele kahramanı Beş Divanlı Rıza Bey'in karargah merkeziyim. Kocaeli'nin suyla hayat bulan ilçesi Derince'dir adım. Bereketli Anadolu topraklarını bu kadar cazip kılan elbette her karışının su kaynaklarıyla dolu olmasıdır. Bazı kentler su medeniyetinin izlerini günümüze kadar taşımış ve isimleri suyla anılır olmuştur. Bazıları ise yeryüzünde cennetten bir köşe olmalarına rağmen keşfedilecekleri günü beklemektedir. Bunlardan biri de dünya markası çene suyuyla tanınan Kocaeli'nin Derince ilçesidir. Derince adının nereden geldiği bile bu toprakların suyla olan ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde uygun bir yer aranır. Yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı Derince Liman diye anılmaya başlar. İşte Derince'nin adı da bu limandan gelir. Derince Limanı'ndan yukarılara doğru çıktığımızda Çene Dağı tüm görkemiyle merhaba der bize. Ve bu görkemli dağ kalbinde şifalı bir suyu, çene suyunu saklar. Asırlardır tadından, kokusundan ve ününden bir şey kaybetmeyen çene suyu, seyyahları kendine hayran bırakmış, padişahları derinden etkilemiş ve yıllara meydan okuyarak bugünlere gelmiştir. Evliya Çelebi, Kocaeli'ndeki içme suları için çeşmelerde akan suları ab-ı hayat gibidir der. Ama Kocaeli bölgesinin özellikle Derince'nin sularını öven bir tek Evliya Çelebi değildir. Farklı tarihlerde Derince'ye gelen Avrupalı seyyahlar bu bölgenin şifalı su kaynağından yani çene suyundan bahsetmeyi ihmal etmezler. Çene suyu 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olmuştur. 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasr-ı Hümayun'un en önemli bölümlerinden biri de Saat Kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Saffet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çene suyu da bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur. Acebi sözlerim olup çene suyu gibi ihla, toy sözlerim çene suyu gibi tatlı oldu. Ricam oldur o Hakan-ı Serir-i Mülk ihsana. Dileğim odur o ülke tahtını bağışlayan Hakan'a. Dünya markası. Derince Çene Suyu ve tesislerdeyiz. Başkanım gururlandırdınız, heyecanlandırdınız. Bize bir anlatın sizin ağzınızdan. Derince senin Çene Suyu'nu duymak istiyoruz. Çene Suyu'nun tarihi 400 yıllık bir tarihi vardır. 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Şimdi külliye gelmesini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. O da bu şişeyi aldı eline, bizi cam şişeye koy, öyle getirirdi. Ben de emin oldum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ona hazırlık yapıyoruz. İsmini de şuradan alıyor. Suyun çıktığı dağın ismi Çene Dağı. Dolayısıyla Çene Dağı olduğu için de
ismini çene suyu olarak koymuş. Nedir günlük kapasite başkanım? 400 ton kullanıyoruz ama günlük kapasitemiz 700 tondur. 700 ton menbaadan. Evet. İklim değişikliğinin, çevrenin, suyun ne kadar önemli olduğu bir dönemde bilim, teknoloji, sanayi kentinde bir dünya markası çene suyu. İsterseniz su medeniyeti tarihi belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyorum. Su. Bu iki harften oluşan tek eceli basit kelime, karma karışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegane sebebidir. Ama aynı zamanda su, tıpkı insanın olduğu gibi devletin de yaşam kaynağıdır. Bir toprağın yurt olabilmesi için kanla sulanmadan önce suyla yıkanması gerekir. Binlerce yıl önce suyun yönetimi, suyun depolanması ve kanallarla dağıtımı birçok medeniyetin gelişmesine öncülük etmiştir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Suyun bol olduğu yerlerde uygarlık gelişmiş, medeniyetler refaha kavuşmuştur. Yüce Allah İbrahim Suresi'nin 32. ayetinde "Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur." diyerek suyun insanoğlu için vazgeçilmez olduğunun altını çizer. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Derince Belediyesi'nin modern dolum tesislerinde şişelenip dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen çene suyunun Derince'nin marka şehir olmasında önemi çok büyüktür. Ama çene suyu gibi Derince'nin önemli bir su kaynağı daha vardır. Derince'nin Karagöllü köyünde bulunan tarihi Dümbüldek suyu, sindirim sistemini rahatlatan ve böbreklere iyi gelen şifalı bir su olarak bilinir. Bu su ismini bölgede mezarı bulunan Dümbüldek Dede adıyla anılan zattan alır. Kayın ormanlarının çepeçevre sardığı Dümbüldek suyuna gidiyoruz. Çeşmeden akan şifalı su bizi hoş geldin dercesine usulca karşılıyor. Köylerinizin tarihi 7-800 yıllık bir geçmişe sahip. Her köyde de bir Allah dostu gönül sultanı var. Tıpkı Dümbüldek suyu evliyası gibi. Burası neresi, sizden bir dinleyelim efendim. Evet, burası da dediğimiz gibi Koca Derince'mizin 7 köylerinden bir tanesi olan Karagöllü köyündeyiz ve Dümbüldek mevkiindeyiz. Burası da dediğiniz gibi Allah dostu Horasan erenleri Dümbüldek dedenin mezarının bulunduğu bölüm. Ve burada ayrıca bir su var. Bu su da hem şifalı su, yani insanların böbrek hastalıklarına ve mide hastalıklarına iyi gelen, gerçekten toplumun genelinde duyulan ve bilinen bir su. Burası böyle mesire alanı olarak yapıldı. Büyükşehir tarafından geçen dönemlerde yapılmıştı. Şimdi Derince Belediyesi olarak bizler de sahip çıkıyoruz. Şimdi şifalı Dümbüldek suyunun adını merak ettiğinizi biliyoruz. Dümbüldek, koyun ya da keçilerin boynuna asılan çanların adı. Rivayet o ki, bölgede çobanlık yapan ihtiyar bir zat, yanındaki arkadaşı hastalanınca ona su getirmek için kap bulamamış, keçinin boynundan aldığı Dümbüldek'te arkadaşına su taşıyan ihtiyar zata o günden sonra Dümbüldek'te de o suya da Dümbüldek suyu denilmiş. Herkes tarafından bilinen bu şifalı su, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinden gelen insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesiyle birlikte mescit ve kır bahçesi de yapılarak vatandaşların burada güzel vakit geçirecekleri bir alan sunulmuş. Başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa şifalı olduğu söylenen Dümbüldek suyundan Derince Belediyesi herhangi bir ücret almıyor. Horasan Ereni Dümbüldek'te de buraları vatan yapan Dümbüldek suyunu bulan Arifi Billah bir Allah dostu. Bu bölgede iki ayrı evliya türbesi daha var. Ali Hocalar Türbesi ve Nebi Hoca Türbesi. Bu iki Horasan Ereni Evliya'nın
Dümbüldek Dede ile kardeş olduğu rivayet ediliyor. Su için gelenlerle söyleşi yaparken zamanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yapan Cahit Turan'la karşılaşıyoruz. Onun da şifalı dümbüldek suyu hakkında görüşlerini alıyoruz. Dümbüldek suyunu aslında 2 yıl önce öğrenmiş olduk. Bir defa geldik, suyun tadını aldık. Şimdi fırsat buldukça bu sudan nasiplenmek istiyoruz. Kocaeli'nin Derince ilçesi, köklü tarihi geçmişi, büyüleyici doğası ve huzur verici atmosferiyle akıllara kazınır. Ama bu topraklar aynı zamanda milli mücadeleye de canlı şahitlik yapmıştır. Bu bölgede mutlaka adı anılması gereken komutanların başında Beş Divanlı Rıza Bey gelir. Rıza Bey, Taşköprü yöresinde kurulan milli müfrezenin kurucusudur. Beş Divan ismi, yörede mahalleler kurulmadan önce Baş Divan denilen yerden gelmiştir. Baş Divan ismi zamanla Beş Divan diye söylene gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nı aslına uygun olarak yeniden inşa etmiştir. Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla koruma altına alınarak ikinci derece tarihi yapı olarak tescillenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda son kurşunu atan Kocaeli Grup Komutanlığı erleri ve Derinceli şehitleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Derince'nin taşından, toprağından, ona hayat veren şifalı sularından ve bu toprakların vatan olması için verilen mücadeleden bahsettik. Şimdi biraz da muhtarlıktan belediye olmasına kadar geçen sürede Derince bölgesindeki değişikliklere göz atalım. Derince, 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet Usta'dır. Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da 4 mahalleye ayrılır. 1994 yılında belediye olan Derince'nin seçilmiş ilk belediye başkanı Nihat Ergün'dür. 3 Kasım 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuşan Derince'nin ilk kaymakamı ise Mahmut Kılıçdoğan'dır. Derince ilçe olduktan sonra sınırları kuzeye doğru genişler. Dumlupınar, Deniz, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı, Yenikent, Mersincik, Yavuz Sultan, İbn Sina, Fatih mahallelerinin yanı sıra Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı, Toylar, Geredeli ve Kaşıkçı muhtarlıkları da Derince'ye bağlanmış ve ilçenin mahalle sayısı 17'ye yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesi yasasıyla mahalle olan Derince köylerinin tarihi geçmişi Selçuklulara kadar gitmekte, Türkçe'de bey anlamına gelen Manap'tan adını alan ve vatan toprağına bağlılıklarıyla tanınan Manav köyleri, Derince'nin kadim ve derin tarihinde çok önemli yere sahiptir. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'le Derince'ye bağlı tarihi Taşköprü bölgesindeyiz. Bir zamanlar Gebze'ye bağlı nahiye merkezi olan adını 2000 yıllık tarihi Kemertaş Köprü'den alan bu bölge, bereketli topraklarıyla bölge insanına yeni bir umut olmuş. Taşköprü'nün önemli köyleri Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toyları kapsayan proje çerçevesinde Başkan Aygün önemli çalışmalar yaparak bölgeyi bir marka haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Derince Belediyesi tarafından inşa edilen ve diğer belediyeler için örnek bir proje olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin tarım, ziraat ve hayvancılığı teşvik ederek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor. Taşköprü Kalkınma Tesisleri bünyesinde barındırdığı süt pastörizasyon tesisi, aspir yağ işleme ve değerlendirme tesisi ve mısır kurutma tesisiyle adeta orta ölçekli bir fabrika gibi. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan projeyle birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere de destek sağlanacak.
Bunun yanında Derince Belediyesi tarafından bölgede kurulan tesislerde üretilecek olan Taşköprü Aspir Yağı ve Taşköprü Süt, tarihi Taşköprü adını kalite ve güvenle yaşatacak. Belediye tarafından yürütülen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile ilgili Başkan Zeki Aygün'den bilgiler alıyoruz. Derince ilçemizin 7 tane köyü var. Bu 7 köy içerisinde en merkezi köy olan İshakçılar köyümüz. Yani eski adıyla Taşköprü bölgenin adı. Dolayısıyla bölgedeki insanlarımızın talepleri üzerine bu tesisleri kurmak ihtiyacını hissettik. Çünkü buradaki gençlerimiz hep iş için şehre iniyorlardı. Tarlalarını, bahçelerini hiç göz ardı ediyorlardı. Dolayısıyla buradaki üretilen ürünleri biz tespit ederek onlar üzerine bir çalışma yaptık. Bu da nedir? İşte 30 ton çiğ süt üretiliyor. Bunun 5 tonunu biz pastörize etmek için bir tesis oluşturduk. Bir de tarım alı yapılıyor ve Türkiye'nin de sıvı yağ açığı var. O sıvı yağ açığını da kapatmak için daha önce çalıştığımız bir aspir yağ projemiz vardı. Bunu da burada gerçekleştirmek için harekete geçtik. Onu da ilave ettik. Günlük 300 kilo kapasiteli bir tesis. Bir de mısır kurutma dediğimiz tesisi yapıyoruz. O da şu, bu bölgede 5000 ton mısır üretiliyor. Kurutmak için bunu Adapazarı'na, diğer illere gönderiyorlar. Tabii bu bir nakliye maliyeti biniyordu. Bir de vatandaşın tabii bunu yapacak zaman zaman gücü de olmuyordu. Hem bu sıkıntılardan kurtarmak hem de bölgenin tarımını desteklemek ve buradaki çalışan çocuklarımızın topraklarını terk etmemek ve burada sigortalı çalışmasını sağlayacak şekilde bu tesisleri burada yapmayı planladık. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'le doğa turizminde marka olacak Tahtalı Göleti Su Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeyiz. Manzarasıyla büyüleyen bu gölet adını tarihi Tahtalı Köyü'nden alıyor. Başkan Zeki Aygün'le Tahtalı Göleti çevresinde belediye tarafından yapılan tesisleri geziyoruz. Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartırken ekonomiye de katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi için inşaatlar tamamlanmak üzere. Tahtalı Göleti'nde rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, karavan kampı ve sosyal tesisleri bulunmakta olup, İstanbul ve çevre illerimizde yaşayanlar, şehrin kalabalığından uzaklaşarak, günübirlik de olsa dinlenme ve zihin dinginliğine erişebilecek bir yer olarak dikkat çeker. Bunun yanında 100 araçlık karavan kamp alanı imkanı da bulunmaktadır. Göl gezintileri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otantik köy kahvaltı ve yemeklerini de tatma, köy hayatını kısa da olsa yaşama imkanı da sunmaktadır. Bu yenilikçi projeyle ilgili Başkan Aygün'e kulak veriyoruz. Sayın Başkanım, su ne ifade eder, burası neresi? Evet, burası Tahtalı Göleti, sulama göleti olduğu için etrafında çok yapılaşmalar var ve şu anda da 22 dönüm çamlı olan bir yerde. Ben buraya ilk geldiğimde 2019'da bunun altının çalılık içerisinde olduğunu, insanların müsait olduğu yerlerde piknik yaptığını gördüm. Ben geldiğimde hemen gelir gelmez o sene sahanın içerisini düzelttik, çalıları temizledik, ağaçları budadık. İçine barbeküleri koyduk, insanların piknik yapabileceği şekilde düzelttik, çimlendirdik ve girişe de çok güzel bir bina koyduk. Hem köy ürünlerinin satış yapılacağı bir mekan hem de insanların ihtiyacı olan mescit, hem bayan ve erkek hem de tuvalet bayan ve erkek olarak inşa ettik. Şu anda ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Muhtarımıza, Tahtalı Muhtarımıza burayı emanet ettik. O da bir şekilde burayı yönlendiriyor, bakıyor, ediyor. Biz de zaman zaman gelip kontrol ediyoruz. Ve şu anda 24 kişi bir misafirhanemiz var. Onun yemekhanesi var. Ondan sonra hemen suyun kenarında bir lokantamız var. Onun yanında hemen su sporlarını yapacak bir merkezimiz olacak. Yani su kayağı yapabilecek. Tabii bunu profesyonel bir ellere teslim edeceğiz. Bir de hani bir gezi kayığı veya gezi gemi, ufak bir gemi yapıp onunla da gölet içerisinde tur yapmak için bir sistem düşünüyoruz. Tahtalı Göleti sosyal donatı alanları İstanbul Avcılar'dan 70 dakika, Anadolu yakasından 30 dakikalık mesafede olup İshakçılar Köyü Tahtalı Göleti günübirlik etkinlikler yanında 24 kişilik konaklama tesisleriyle iyi bir hafta sonu dinlenmesine de imkan vermektedir. Tüm bu yatırımlar kırsal kalkınmada model oluşturacak ve yerinde istihdam sağlayacaktır.
Derince'nin belediye başkanı Zeki Aygün, doğup büyüdüğü, hayata atıldığı Derince'yi marka kent yapmak için hizmet seferberliği başlatmıştır. Zeki Aygün 1953 Derince doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinden mezun olan Zeki Aygün, birçok özel sektör firmasında idareci olarak çalışmıştır. Siyasi kariyerine AK Parti Kocaeli Teşkilatı Kurucular Kurulu üyesi olarak başlayan Aygün, il başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmasının yanı sıra 3. ve 5. dönem AK Parti MKYK, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliklerinde görev almıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Aygün şimdi de doğup büyüdüğü Derince'de belediye başkanı olarak hizmetlerine devam etmektedir. İşte Zeki Aygün'ün 41 kere maşallah diyeceğimiz Derince'yi marka kent yapacak projelerinden bazıları. Şimdi şöyle, ilk geldiğimiz gibi bizim daha önce tahsisini almış olduğumuz böyle devlet emir yollarından bir tarihi binamız. Bu tarihi binamız boştu. Biz de düşündük, taşındık, dedik ya burayı biz millet kıraathanesi yapalım. Hem yetişkinler gelsin orada otursun, gazete okusun, çayını kahvesini içsin, sohbet etsin. Hem de gençlerimize bir kütüphane yapalım ve 4500 kitaplı kütüphaneyi oluşturduk. Kitapları da yeniledik. Sitemizin her türlü ihtiyacı var. Nedir? Kapalı araba parkı var her dairenin. Girişinde fırın var, market var. Ve bu sahanın altında da havuzu, işte fitness salonları, ne bileyim berberiydi, her saunaydı. Hepsi mevcut. Dolayısıyla 2+1, 3+1 ve 4+1 olan daireler var. İndiğimizde Derince'de en önemli sorunun sokak hayvanları olduğunu gördüm. Yani vatandaş bırakın kendi çocuklarını okula giderken rahatsız olmalarını, kendisi içe giderken bile rahatsız olduğunu. Tabi bunu gelir gelmez çözmek için böyle bir mekanın olmasını sağladım. Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerimizi okul, evlerde anneler, babalar bakıyor, okulda öğretmenler bakıyor ama sokakta kimse bakmıyor. Biz bu sokaktaki çocukların yanlış yönlere yönlenmemesi ve kötü arkadaşlar edinip de kötü bir insan olmasını önlemek için onların duygularına hitap eden, onların cazibe merkezi olacak bu gençlik merkezini oluşturduk. Bu gençlik merkezinde neler var? İşte spor aktiviteleri var. Yani futbol, voleybol, basketbol, tenis hepsi var. Ondan sonra kafeteryası var, işte çayını kahvesini içiyor, internetine giriyor, ne bileyim satrancını oynuyor, bilardosunu oynuyor gibi bütün çocuğun duygularına hitap eden merkezi olan bir merkez. Bunlardan doyduktan sonra çocuklar üst kata çıkıyorlar kütüphanede ve dersliklerde ders çalışıyorlar. Gençlik ve Sporcu Eğitim Kampüsü, Derince Yüksekokul Projesi, Çenedağ Doğa Parkı, Tahtalı Doğal Gölü Parkı, Cımbızlı Dere Mesire Alanı, Yenikent Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi, Kırsal Kalkınma Aspir ve Mısır İşletme Tesisleri, Hoca Ahmet Yesevi Camii ve daha pek çok proje Derince halkının hizmetinde. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.